Aksaray'ın ekranı Belediye TV'ye hoş geldiniz. Sizleri Gündem Özel programından saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu hafta Gündem Özel programında dünyanın dört bir yanına din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan mazlum insanlara el uzatan, yardım götüren bir vakfın Aksaray Şube Başkanı'nı konuk edeceğiz. Evet, konuğumuz Gündem Özel programında İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Aksaray Şube Başkanı Sayın Önder Özkan. Sayın Özkan, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Evet, bugün Gündem Özel programında İHH İnsani Yardım Vakfı'nı ele alacağız ve bilgileri sizden aktarmanızı isteyeceğiz. Programımızın da açılışında belirttik. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan dünyanın dört bir yanına yardım eli uzatıyorsunuz. Ve bu yardımlarda baş aktör olmasanız bile mutlaka vakıf olarak yine her türlü desteğin ve yardımın içindesiniz. Öncelikle İHH'nın kuruluşu ve çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verir misiniz? Teşekkür ederim. Öncelikle teşekkür etmek istiyoruz. Bizi programa davet ettiğiniz için. İHH İnsani Yardım Vakfı, biraz önce bahsettiğiniz gibi dünyanın dört tarafında hizmet veren bir kuruluş. Merkezi Türkiye'dir. Biz sohbetimize başlamadan önce arzu ederseniz Afrin'deki askerlerimize destek mesajı vermek istiyoruz. Şu an canla başla ülkemizi temsilen orada çarpışan tüm kardeşlerimize Allah'tan güç kuvvet temenni ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda zafere ulaşacaklarını ümit ediyoruz. Bu noktada biz de milletçe gereken, üzerimize düşen gereken ne varsa elimizden geleni yapmaya çalışalım düşüncesindeyiz. Sivil toplum kuruluşu olarak da zaten fazlasıyla bölgede destek olmaya çalışıyoruz. Evet, İHH gönüllülük esasına dayalı bir vakıf ve gerçekten dünyanın dört bir yanındasınız. Öncelikle böylesi güzel bir mesajla programın açılışını yaptığınız için ben size teşekkür ediyorum. Ve hemen şunu söylemek istiyorum. Aslında İHH'yı 7'den 77'ye herkes bir şekilde duyuyor. Yaptığınız yardımlar, işte dünyanın dört bir yanına ulaştırdığınız, uzattığınız yardım elleriyle. Ama sadece İHH yurt dışına mı yardım ulaştırıyor? Yurt içinde, Türkiye'de çalışmalar var mı mağdur olan, mazlum olan insanlarımız için? Buradan başlayalım. Sonra konumuzu açalım lütfen. Tamam, inşallah. İHH ilk olarak 1992 yılında Bosna Hersek'teki savaşla beraber kuruluş kararı alınan bir vakıf. Oradaki Müslüman kardeşlerimizin uğradığı zulme yönelik yardım götürülmesi için kurulmuştur. Sonrasında başka ülkelerden mazlum kardeşlerimizin yardım talepleri doğrultusunda şu an 140 ülkeye ulaşan bir hizmet ağında. Biz toplumda biraz önce bahsettiğiniz gibi sadece yurt dışına yardım yapan bir kuruluş gibi algılansak da inancımız gereği ilk önce kendi mahallemizden başlarız yardımlara. Bu anlamda da belki de şaşıracağınız birçok hizmete şimdi değineceğiz. Biz Aksaray'da çok ciddi anlamda ilçeler, köy, kasabalar nerede olursa olsun bize bir telefonla yardım talebinde bulunan tüm kardeşlerimize ulaşır duruma geldik çok şükür. Bu da halkımızın desteğiyle oluyor. Ama toplumda bazı art niyetli insanların sadece yurt dışına yardım yaptığımızı ima eder sözleri bizler tabii ki yaralıyor, üzüyor. Fakat gerçekte bu böyle değil. Biraz böyle meseleyi araştırdıklarında hem basın yoluyla hem bizlerle görüşmeleri halinde tamamen şehrimizin her tarafına nüfuz ettiğimizi göreceklerdir. O zaman şöyle diyelim, birimleriniz var. Evet. Vakfınızın çatısı altında. Özellikle Aksaray Belediyesi de yetim biriminizle ilgili birçok çalışmaya imza atıyor sizinle birlikte. Ve Aksaray'daki yetim çocuklara ulaşıyor ve farklı etkinlikler yapıyor. Evet. Bunun dışında aslında hani Türkiye genelinde birçok STK, birçok dernek, birçok vakıf var. Ama İHH'nın kendi birimi içerisinde bir kadın kolları var. Bunlara evet. Değinelim. Buradan başlayalım. Evet. Ve lütfen anlatın yani. Kadın kollarıyla başlayalım peki. İlk önce ilçe yardım diye almıştık ama
Kadın gönüllerimiz bizim için çok önemli, çok ben değerli. Ben kadın kollarına şuradan değindim. Buyurun. Biraz önce Afrin bölgesindeki Mehmetçiğimize destek evet. mesajı verdiniz evet. ve program açılışını yapmadan önce de kısa sohbetimizde hı hı. bir kampanyanızdan bahsettiniz. Evet. O yüzden öncelikle kadın biriminden başlayalım ve Afrin'deki Mehmetçiğimize destek kampanyasıyla ilgili kısa bir bilgi verelim. Evet. Sonra İliç'i, Aksaray'daki yardımlarımıza, birimlerimizi açalım hay hay. İstiyorum. İnşallah. Afrin operasyonu başlamadan önce kadın kolları başkanlarımızla bir istişare yaptık. Biz bir sivil toplum kuruluşu olarak askerimize, polisimize nasıl bir destek verebiliriz? Yani biz bir insani yardım kuruluşuyuz. Dolayısıyla muhtaçlara yardım ediyoruz. Ama sadece işimiz bu değil. Aynı zamanda toplumda farkındalık oluşturacak projeleri de oluşturmaya çalışıyoruz. Yani herkes, küçük, büyük, yaşlı, genç, bayan, erkek, herkes toplum yararına bir şeyler yapmalı. Biz bunun inancındayız. Ülke bu şekilde şaha kalkacak, bu şekilde güçlenecek. Cevherler bu şekilde keşfedilecek. Biz böyle düşünüyoruz. Bu anlamda birkaç ilde medya vasıtasıyla Atkı Bere kampanyasının olduğunu görünce hanımefendiler bu usta zaten çok istediler. Maharetliler. Evet. 2 yıl öncesinde de Akmek'le yetim çocuklar ve Suriyeli çocuklar yararına Atkı Bere kampanyası düzenlemiştik. Çok ciddi ses getirmişti. Askerimize ve polisimize onların üniformalarının rengine uyumlu Atkı Bere örülebilir diye bir karar alınmıştı. Bu minvalde biz kampanyayı duyurmadık. Hem garnizon komutanımız hem de emniyet müdürümüzle istişare edelim öncesinde diye düşünmüştük. Siz açtınız diye artık söylemek durumunda kaldık. Şimdiden hanım gönüllerimiz fazlasıyla Atkı Bere örmüş durumdalar. Sadece duyurmamızı bekliyorlar. Hı hı. Belki resmi görevdeyken bu Atkı Bere'nin kullanılması belki doğru olmayacaktır. Bilemiyorum. İzne tabidir belki de. Ama biz acaba ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde şu anda cephede savaşan askerlerimizin tamamen duaya ve morale ihtiyacı var. Evet. Türkiye'den giden bir atkı, bir annenin ördüğü atkı eminim Mehmetçiğimizi çok mutlu edecektir. Çok güzel duygulara sevk edecektir diye düşünüyoruz. Moral olacaktır. Evet. Belki başta. Küçük bir proje gibi olabilir ama bizlerin gerçekten milletçe sevgi, muhabbet, moral bizim en önemli silahlarımızdan diye düşünüyoruz. Evet, küçük bir kampanya diyorsunuz ama böylesi bir kampanya büyük bir moral, büyük bir destek, İnşallah. Büyük bir güç, büyük bir kuvvet orada bizim için çarpışan Mehmetçiğimiz için. Peki o zaman bu konuyu bu şekilde toparladık. İl içindeki yardımlarımızla devam tabii edelim. Tabii ki. Aktif olarak şunu söylemem gerekiyor. 8 birimimiz var aktif çalışan. Bunlardan bir tanesi İliç Yardım. Biraz önce bahsettiğim gibi biz önce kendi mahallemizden sorumluyuz inancımız gereği. Birinci derece komşumuz, birinci derece akrabamız. Muhtaçsa komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. Düsturuna sahip bir milletiz. İnancımız gereği biz her yerde kardeşlerimize ulaşmak zorundayız. Bu bağlamda Aksaray il merkezi ve ilçelerde, köy kasabalarda yaptığımız faaliyetler var. Günde ortalama 10-15 aileye gıda, ev eşyası, bunlar tabii ki ikinci el oluyor. Kıyafet yardımı yapıyoruz. Yakın zamanda soba kampanyası düzenledik. Bunu medya aracılığıyla duyuruyoruz. Çok ciddi destek aldık ve hemen dağıttık. Geçen sene askıda kıyafet, okullarda askıda kıyafet projesi başlattık. Bu bağlamda tüm kurumlarla çok iyi işbirliği içindeyiz. Çünkü şeffaf bir kuruluşuz. Gittiğimizde müdürümüze, sayın müdürüm böyle bir projemiz var. Acaba işbirliği içinde yapabilir miyiz dediğimizde hiçbir zaman hayır cevabı almadık. Bu noktada saymamıza tek tek saymamıza gerek yok. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Başta sayın valimizden, belediye başkanımızdan başlamak üzere tüm kurum amirlerimize teşekkür ediyoruz. Okullarda askıda kıyafetle o mahallenin öğrencilerinin durumunu öğretmenlerimiz ve müdürlerimiz çok iyi anlar düşüncesiyle öğrenciler üzerinden muhtaç aileleri tespit edelim dedik. Gerçek bir tespit olur bu diye. Cidden isabet oldu ve her okulumuzda bir mağaza açtık. Bir sınıfı okul müdürümüzün uygun gördüğü bir salonu mağaza şekline getirdik. Raf ve askılık sistemiyle yeniye yakın kıyafetleri, biz halkımızın bağışladığı kıyafetleri bu okullara gönderdik. Oradaki görevlilerimizi tasnif ettiler. Tam bir mağaza havasında bunları o mahalledeki çocuklarımız, anne babaları olmak üzere hepsine
randevulu şekilde rencide olunmaması için dağıtma yoluna gittik. Tuttu bu proje. Çok güzel dönütler aldık. Bununla birlikte soba kampanyasında hazırda elimizde olan bu muhtaç listesinde okullarımıza da faydalandırdık. İlçelerimize gönderdik. Ramazan yardımı yapıyoruz. Kurban yardımı yapıyoruz. Bu Ramazan'da 1500'e yakın aileye yardım ulaştırıldı. Kurban yardımında işte canlı kurban ya da et şeklinde yardım dağıtıldı. Bizim elimizde bir muhtaçlar listesi var. Sosyal yardımlaşma birimimizden de bu noktada bilgi alıyoruz. İletişimimiz bu noktada iyi. Onlar bize muhtaçlarımızı gönderiyor. Biz onlara gönderiyoruz. Devletimizden yardım alabilecekler durumda biz yönlendiriyoruz. Evet. Olamayacak durumda işte üzerinde bir arsa vardır. İşte yardım alamıyordur devletten. Biz yardım ediyoruzdur. Bu şekilde bir işbirliğimiz var. Yetim annelerimize ilçe yardım babından söyleyecek olursak, yetim annelerimiz ve muhtaç bayanların, dul bayanların kalkınması için İşkur, Halk Eğitim İşbirliği'nde meslek edindirme kursu başlattık. Evet. Şu an çok güzel bir şekilde gidiyor. İşkur müdürümüz denetlemeye geldiler derneğimizi. Hanımefendilerle sohbet ettiler. İkinci bir aşama bir kurs daha açacağız. Hem bu kurslarda günlük yevmiye alıyorlar devletimizden, hem de meslek öğreniyorlar. Kendi ayakları üzerinde dursunlar istiyoruz. Çünkü bazı bağışçılarımızda şöyle tepkisi var. Siz hazır veriyorsunuz, onlar alışıyor, çalışmak istemiyorlar. Biz de farkındayız ama çok düşkünler. Önce belli bir seviyeye getirmek istiyoruz onlar yardımlarla. Ondan sonra artık kendi ayakları üzerinde dursunlar istiyoruz. Sürekli bu faaliyetler için yardım, sürekli alma halinde olan bir kuruluş değiliz. Kendi içimizde de projelerle kaynak oluşturmaya çalışıyoruz. Evet. Kermeslerle, efendim kadın kolları çalışmasında da hemen değineyim en hızlı bir şekilde. Haftalık mantı, pasta börek günlerimiz var. Bunları biz Facebook'tan duyuruyoruz. Siparişler alınıyor. Hemen taze taze takdim ediliyor. Buradan gelen gelirlerle muhtaçlarımızın ve yetimlerimizin acil ihtiyaçları giderilmiş oluyor. Bu şekilde kaynaklar oluşturmaya çalışıyoruz. Kadın kollarımıza geçtim. Böyle evet, buyurun. Devam etmeni istiyorsanız. Birkaç tane proje var. Onları da hemen söylemek istiyorum. Kermeslerimiz bu şekilde kaynak oluşturmada çok etkili oluyor. Daha bilinçli bir toplum olmak için kadın kollarımız kitap okuma etkinlikleri düzenliyorlar. Grup grup yetim annelerimiz de olsun, gönüllerimiz de olsun. Bir kitap belirleniyor ve o kitap bitiminde de tahlili yapılıyor. Bazen yazar davet ediyoruz. Bazen kendi aralarında tahlil yapıyorlar. Bilinçli bir toplum her zaman için güçlü olacaktır. Bu şekilde bakıyoruz meseleye. Geziler yapılıyor. Yakın zamanda namazı seven çocuklar diye bir grup kurduk. 70'e yaklaştı. Çocuklarımızda namazı sevdirmeyi istiyoruz, sabitlemeyi istiyoruz. İki hafta sonrasında da bir yazarımızı bu noktada çocuklarımıza buluşturacağız. Bu da ayrı bir etkinlik oluyor. Çocuklarımız günlük kıldıkları namazı rapor olarak WhatsApp grubunda ben bugünkü namazlarımı kıldım diye gruba atıyor. Anneler ve çocuklar arasında. Malum bir FETÖ darbe girişiminden geçtikten sonra insanların güven noktasında ciddi anlamda sıkıntısı oluştu. Tüm kuruluşlara, sadece bize değil. Biz bu noktada namaz meselesi çok özel bir mesele. WhatsApp grubunda dahi İHA'nın ismi geçmesin. Özellikle namaz odaklı olsun. İnsanlar rahat rahat bu projeye dahil olsunlar istedik. Güzel gidiyor, çok çok iyi gidiyor. Yetim anneleriyle haftada bir gün buluşuyor hanım gönüllerimiz. Onlarla muhabbet ediyorlar. Geri geldiğinde devletimizden psikolog alıyoruz, işte sohbet ettiriyoruz. Sıkıntıları varsa onlara paylaşıyorlar. Evet. Gönüllü buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Kadın sorumlularımızı ve aktif hanım destekçilerimizi yurt dışına gönderiyoruz. Yurt dışındaki yapılan çalışmaları yerini gözlemlesinler diye. İşte yapılan yardım yerine gidiyor mu diye maalesef böyle fitnevari sorular çıkabiliyor. Bize söylemeseler bile başka insanların yardımını engelleyen unsurlar olabiliyor. Biz bu noktada hem bağışçılarımızı hem teşkilattaki görevlilerimizi gidin, görün ve geldiğinizde insanlarımıza fotoğraflarla bunu anlatın. Aslında siz konuyu açtınız ama şimdi ne yazık ki FETÖ olaylarından sonra dile getirdiniz. İnsanların hani bu tür yardım derneklerine karşı güven eksikliği oluştu, tedirginlik oluştu. Evet.
şunu sormak istiyorum. Ya İHA'nın bir cemaat ya da bir parti bağlantısı var mı? Hani biraz açık konuşmak istiyorum. Ve yüreklilikle de bunu cevap vereceğinizi düşünüyorum. Ve sadece artık İHA'nın da sohbetimiz itibariyle yurt dışına yardım gönderen bir dernek değil. Önce kendi mahallesinden, kendi kardeşinden, kendi vatandaşından, kendi milletine el uzatıp daha sonra dünyanın dört bir yanındaki insanlara, aslında İHA sadece Müslümanlara yardım eden bir dernek olarak da öyle bir algı da var kamuoyunda. Neler söylemek istersiniz? Yani FETÖ sonrası yaşanan olaylar, siz vakıf olarak yaşadığınız sıkıntılar, insanlara ne mesaj vermek istersiniz? Bu soru için çok teşekkür ederim. Açık olmakta fayda var. Biz şeffaf bir kuruluşuz. Her türlü soruya açığız. Biz bir sivil toplum kuruluşunun devletin sorumluluk alanlarında gönüllü destek veren unsurlar olması gerektiğine inanırız. Hı hı. Ve açık olmamız gerektiğini, halkın bizi her şeyimize bilmesi gerektiğini, bu noktada her şeyi halkımıza paylaşmamız gerektiğine inanan bir kuruluşuz. Hı hı. Gizlimiz, saklımız, gizli ajandamız olmayan bir kuruluşuz. Bu anlamda devletimizin hizmet alanlarında elimizden ne geliyor ise gönüllü kardeşlerimize desteklememiz gereken bir konumda olduğumuz için yeri geldiğinde tüm devlet kurumlarıyla ilişki içinde olmamız gerekiyor. Bu o ildeki mevcut siyasi iktidarla ilişki anlamına getirilirse ya da öyle bir algı oluşturulursa bu yanlış olur. Çünkü bizim her siyasi görüşten bağışçılarımız var. Çok ciddi Lakin. Destekçilerimiz var. İyiliği sadece bir görüşe mal etmek doğru değil. Yani biz buna karşıyız. İyilik ayrı bir alan. İnsanların vicdani bir sorumluluğu. Faaliyet alanlarımızda yani her türlü kuruluşla, her türlü siyasi oluşumla ilişki içinde olması gereken faaliyetlerimiz var. Bu noktada biz yeri geldiğinde işte A Partisi'nin kapısında çalabiliyoruz, B Partisi'nin kapısında çalabiliyoruz ya da onlara sempati duyan kuruluşlarla, hem sivil toplum kuruluşları olabilir, hem şahıslar, iş adamları olabilir. Bu noktada çekinmeden gidiyoruz. Neden? Biz toplum yararına hizmet eden bir kuruluşuz. Hı hı. Bunun için biz bir tarafı karşımıza alamayız. Hı. Çünkü insanların yardıma ihtiyacı var. İnsanların eğer sıkıntılı bir anında, örnek verelim, yetim diyelim. Yetim çalışmasında ben çocuğun rahmetli babasının siyasi görüşünü sorabilir miyim yardım etmek için? Mümkün. Dolayısıyla yardım etmek isteyen insanın da bizim bu noktada bunlar şu partiden ya da şu kişilerin efendim uzantısı deme hakkına da sahip olmadıklarını düşünüyorum. Hı hı. Biz tamamen Rabbimizin rızasını kazanmak için çalışan, sahada olan bir kuruluşuz. Bu noktada herhangi bir şekilde ne bir cemaatle, ne bir tarikatla, ne bir siyasi oluşumla direkt bir bağımız yoktur. Ama herkesle ortak paydalarda buluşmamız gerektiği inancındayız. Evet, çok güzel. Gönülden cevap verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi hani aslında biraz önceki sohbetimizde kısaca değindiniz. Hani gönül esaslı yürüyen bir vakıf. Evet. Ve insanlar hani işte bağışçı insanlar var, yardımsever, hayırsever vatandaşlar var. Tabii ki yaptıkları bağışların ulaşmadığı konusunda evet. Bir denetim mekanizması var mı? Bu silsileyi nasıl yürütüyorsunuz vakıf olarak? Evet, konu konuyu açıyor. Biz dediğim gibi çok şeffaf bir kuruluşuz. Devletimiz resmi görevlilerini göndermeden önce biz kendimizi denetlettiririz. Hem vakıf merkezinden hem de vakfımızın görevlendirdiği özel denetçilerle. Yani her şeyimiz çok böyle kuruşu kuruşuna hesabımız düzgün olsun, yaptığımız tüm faaliyetler efendim karar defterimizde olsun, insanlarımıza duyuralım ki zaten şeffaflık aslında bir anlamda denetlemek anlamına da geliyor. Evet, biz halkımıza bunu duyurmuş oluyoruz. Hı hı. Bu noktada şuna da değinmek istiyorum. Biz bir yardım kuruluşuyuz. Bir şahsın şirketi değil bu. Hı hı. Dolayısıyla A kişisi örneğin siz bize bağış yaptınız. Biz bu bağışın yerine ulaştığını hem kendi hesaplarımızdan, sosyal medya hesaplarımızdan hem basın yoluyla halkımıza duyuruyoruz. Hı hı. Şöyle bir tepki alabiliyoruz. Ya bunlar yaptıkları her şeyi işte
duyuruyorlar, reklam yapıyorlar tırnak evet, içinde. Çok Biz de diyoruz ki bu bir vakıf prensibidir. İnsanlardan maalesef art niyetler çıkabiliyor. Ya işte yaptığınız yardımlar yerine gidebiliyor mu diye insanların kafasında soru işareti bırakabiliyorlar. Bunu tamamen yok etmek için, böyle bir olumsuz algıyı zihinlerden tamamen atmak için biz yaptığımız her faaliyeti basınla paylaşmaya çalışıyoruz. Bu da aslında kendi kendimizi denetliyor anlamına gelir. Resmiyette zaten dediğim gibi mali idari birimimiz var. İşini çok ciddi yapar. Diğer birimlerimiz de, ki ben arkadaşlara her zaman şunu söylerim. Arkadaşlar, bu kuruluş çok hassas bir kuruluştur. Attığınız adım artık A kişisi olarak algılanmaz, İHA'nın bir mensubu olarak algılanır. Dolayısıyla sözlerimize, tavırlarımıza, hareketlerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Neden? Bir yanlış söz ya da bir davranış belki de birçok yetimin yardım almasına engel olacak. Bu noktada çok hassas bir noktadayız. Yani denetleme önce kendi vicdanımızda. Ben bir öğretmenim. Görevimin dışında bu işleri yürütüyorum. Diğer arkadaşlarımla olduğu gibi. Sadece depoda çalışan iki arkadaşımız var. Artık işler çok büyüdüğü için mecburen çalıştırmak zorundayız. Onları da aidatlarla destekliyoruz. Bu hususta işimizi bizim çok iyi yapmamız gerekiyor ki insanlar bize güvensin. Kendi mahallemizdeki, şehrimizdeki ya da yurt dışındaki muhtaçlara gönül rahatlığıyla yardımlarını gönderebilsinler. Önce bu vicdanla biten bir şey. Ama her zaman için diyorum biz hazırız denetlenmeye. Çünkü bu hassas bir kuruluş. Gerçekten bütün yardım kuruluşlarının olduğu gibi bir emanet. Size insanlar bir emanet veriyor. Bu emaneti tam anlamıyla yerine ulaştırmanız gerekiyor. Emanet bir kor gibi. Elini yakmadan hemen yerine ulaştırmanız gerekiyor. Ki oradaki insanlar da mutlu olsunlar, hayata tutunsunlar. Evet. Peki Sayın Özkan, Aksaray Şubesi olarak Türkiye genelinde çok büyük başarılara imza attığınızı biliyorum. Birazcık bunlara değinmenizi istiyorum, anlatmanızı istiyorum. Bunları biz rahat rahat söyleyemeyiz. Biz şunu yaptık, bunu yaptık diyemeyiz ama arkadaşlarımız gerçekten çok güzel projeler düşünüyorlar. Bu projelerde diğer illerde örnek alınabiliyor, diğer STK'larda örnek alınabiliyor. Biz diğer şubelerimizin örnek projelerini örnek alıyoruz, hemen Aksaray'a uyarlıyoruz. Başka sivil toplum kuruluşlarındaki projeleri örnek alıp uygulayabiliyoruz. Bu bir paylaşım. Ben şunu yaptık, bunu yaptık diye söylemeyeyim ama en coşkuyla yürüttüğümüz projemiz bizim yetim projesi. Evet. Ki bu projeyi genel merkezimiz başlattı. Biz sadece bir aylık 100 lirayla çocuğumuzun işte efendim karnını doyurma ile kalmasın bu. Ruhunu da doyuralım istedik. İşte akademik benliğini geliştirelim istedik. Gönüllü arkadaşlarla, öğretmen arkadaşlarla ki elimizde çok saygın arkadaşlardır bunlar. Hafta sonları 4 yıldır bu çocuklarımıza bir araya geliyoruz. 324 yetim çocuğumuzu destekliyoruz. Ayda 100 lirayla. Bu projede böyle bir durum var. Ayda 100 lira veriyoruz. Bağışçımız bir yılı taat etmek zorunda. Biz 324 çocuğumuza aylık 100 lira burs verdiğimizde bütün ihtiyaçları giderilmiş olmuyor. Ne yapıyoruz? Çocuklarımıza bir şekilde destek mahiyetinde değerler eğitimi, matematik, efendim fen, spor, sosyal faaliyetler, geziler, sosyal kişiliklerini geliştirici. Bizim hedefimiz şu, Sayın Başkanımıza da söylemiştik, bir gün belki bu çocuklardan birisi sizin koltuğunuza oturabilir dedik. Yani o kadar güzel yetiştiriyor arkadaşlar. Diksiyonları değişti, Türkçeyi güzel konuşma dersi verdiriyoruz. Çok güzel gelişmeler oluyor. Biz bu noktada da arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Daha işte atkı bere kampanyası yaptık geçmişte, AKMEK'le yaptık bunu. İş birliğine çok önem veriyoruz. Tüm kuruluşlarla ortak bir şeyler yapalım. Yani bu kaynaşma, dayanışma toplumu daha da hızlı geliştirir diye düşünüyoruz. Evet. Sadece ben çok yanlış bir duygu. Biz olalım. Yani illa İHA'nın adı geçmesin. Genel başkanımızın da her zaman böyle bir söylemi vardır. Önemli olan burada faaliyettir. Önemli olan insanlığa hizmettir. Hangi kardeşimiz güzel bir şey yapıyorsa destek olalım. İlla orada bizim ismimiz geçmek zorunda değildir. Ama değerleri, cevherleri keşfedelim. 3-5 kişiyle bu iş yürümesin. Daha fazla bir gönüllü ordusu olsun. Toplum o zaman göreceksiniz. Her açıdan, madden, manen inanılmaz şekilde gelişecektir.
biz de hayra vesile olmuş olacağız bu noktada. Peki Sayın Özkan, şimdi bağışlar dışında şöyle örnek vereyim. Mesela ben İHA Vakfı'na üye olmak istiyorum ve gönüllü olarak çalışmak istiyorum. Ne gibi kriterler arıyorsunuz? Yani gönül esaslı olarak size emek verecek insanlar, yani her kesimden... Biz Dilek Hanım, biraz önce şeyi şu şekilde tamamlamam lazım. Tam bitirmedim, özür diliyorum. İnsanımız bağış yaptı. Biz makbuzunu keseriz. İlk etapta aldığımıza dair belgesini veririz. Evet. Sonrasında örneğin işte yakın zamanda 2 tır un gönderdik. Evet. Bir tırı sadece bir iş adamımız karşıladı. Daha Aksaray'dan çıkmadan Suriye sınırında Reyhanlı ve Kilis'te bulunan dev lojistik merkezlerimiz var. Oraya hemen irsaliyi, faturayı, fotoğrafını çekeriz, WhatsApp'tan göndeririz. Arkadaşlar daha tır buradan çıkmadan oradaki raf yerini hemen ayarlarlar. Sonrasında zaten çok modern bir fırınımız var. Her yerde var. Örneğin Reyhan'daki fırınımız. Oradaki fırında un ekmek haline gelir. Sonra paketlenir. Fotoğrafları da size sundum. Evet. Sonrasında da araçla Suriye içine gönderilir. Aynı zamanda Suriye içinde de fırınlarımız var. Bu şekilde biz fotoğraflarla bunu gösteriyoruz. Ve depoya teslim edildiğine dair teslim alındı belgesi de bize ayrıca gönderilir. Yani her şey bu noktada şeffaftır. Hatta şunu da biz söylüyoruz. Bağışçımıza teklif ediyoruz ya da isteyen bir arkadaşımız varsa biz diyoruz ki tırla beraber sizi gönderebiliriz. Sadece Suriye sınırına kadar. Tampon bölgede tır diğer başka araçlara aktarılır. Lojistik merkeze eğer bırakılması gerekiyorsa yardım malzemeleri oraya, yok içerideki kamplara ki çok ciddi anlamda kamplarımız var. Binlerce insanın kaldığı, barınmasından, gıdasına, her şeyin üstlendiğimiz, içeriye de gönderdiğimiz oluyor. Belli bir noktaya kadar gidiyorlar. Zaten gitmişken orada yapılan efendim ekmek üretimi olsun, depolama sistemi olsun, oradaki ortamı gören insan profesyonel bir çalışma olduğunu zaten fark ediyor. Evet, birim olarak bir de Uluslararası Doktorlar Derneği var. Evet. Uluslararası Doktorlar Derneği'nde yurt içinde çalışmalar var mı? Yoksa tamamen yurt dışı odaklı mı görev alıyor gönüllü doktorlar? Evet, Uluslararası Doktorlar Derneği desek de hepsi doktordan oluşmuyor. Sağlık çalışanlarının hepsini kapsıyor. Bu bir gönüllülük esaslı bir meseledir. Acil yardım hususlarında, işte Suriye kamplarında olabiliyor, yurt dışında olabiliyor. Örneğin bizim Nijer'de göz hastanemiz var. Göz hastanesinde göz doktorları işte yıllık izinlerinden kullanıp oraya gidiyorlar, katarak ameliyatı yapıyorlar. 100 bin hastaya katarak ameliyat yapmışız şu ana kadar. Batı'dan aldığımız tek proje bu. Batılı insanlar bunu misyonerlik aracı olarak kullanıyorlar. Yani düşünün, hiçbir yeri göremiyorsunuz. Birisi geliyor, sizin işte gözünüzün görmesine vesile oluyor. O insana karşı bakışınız ne olur? İnanılmaz bir minnettarlık sonsuz olur, değil minnet mi? Sonsuz minnet. Boynunuza haç kolyesini takıyor. Arkasından da efendim bir İncil hediye ediyor size. Sizin hayranınız artık o yönde devam ediyor. Evet. Biz Müslüman kardeşlerimize ki Afrika'da çok ciddi anlamda bir maalesef açlık var. Açlıkla beraber hastalıklar, birçok sorunlar var. Bu hususta katarak çalışması yapmış oluyoruz. Doktorlarımız sadece göz meselesinde değil, normal durumlarda da bölgeye gidiyorlar. Somali'de devletimiz hastane yaptı. Yine kendi gönüllü doktorlarımız oraya gidebiliyorlar. Suriye'de çok ciddi anlamda çalışma var. Geçen sene İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği, Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde çok mükemmel bir proje uyguladık. Gerçekten çok başarılı da oldu diye düşünüyorum. Bu sene İl Sağlık Müdürümüz tekrar bu kampanyanın düzenlenmesini de istediler. İnşallah yakın zamanda başlatabiliriz diye düşünüyorum. Kullanılmamış ilaçları Suriye kamplarındaki kardeşlerimizin istifadesine sunmak için böyle bir kampanya düzenledik. Aslında bir anlamda evdeki ilaçları çocuklardan kurtarmış olacağız. Küçük çocuklardan. Hem de çöpe atılmasından. Tabii. Ya da gereksiz yere birbirimize tavsiye etmekten mesela, kurtarmış değil mi? Olacağız. Aynen, çünkü aynen. Sağlık Bakanlığı'nın gereksiz antibiyotik kullanımı ile ilgili yeni bir projesi var. Buna da önümüzdeki haftalarda değineceğiz ve
konunun uzmanı da burada ağırlayacağız. Hazır yeri gelmişken de belirtelim. Biz de bir sivil toplum kuruluşu olarak aslında bu noktada katkı sağlamışız bilmeden. Evet. Hem çocukların bilinçsizce şeker diye zannedip aldıkları ilaçtan dolayı hastanede olma vakalarını biz bilmiyoruz. Ama tabii çok sayıda Sayın Müdürümüz bunu söyledi. Hı hı. Biz de mutlu olduk. Demek ki dedik evden ilaçları toplamanın da büyük bir hayrı oldu. Daha birçok faaliyet oldu bu noktada. İnşallah böyle bir proje düşünüyoruz. İleriki safhalarda Uluslararası Doktorlar Derneği Aksaray temsilcimize de inşallah bir program yaparsınız. Detaylı bilgi alırsınız. Biz ayrıca uluslararası dediğiniz için söylüyorum. Uluslararası Öğrenci Derneğimiz var. Hı hı. Aksaray ölçeğinde. Üniversitemizde 1000'e yakın. Biz misafir diyoruz. Yabancı tabirini hı hı. kullanmıyoruz. Onlar bizim için misafirdir. Evet. 57 İslam ülkesinden gelen kardeşlerimiz var. Bu kardeşlerimize elimizden geldiğince bize başvuranlara hı hı. ev imkanı, efendim imkanlar ölçüsünde yardım, burs sağlamaya çalışıyoruz. Tabii imkanlarımız çok kısıtlı ama hiç yoktan muhabbetimizi esirgemeyelim düşüncesiyle ülke temsilcileriyle belirli aralıklarla bir araya hı hı. geliyoruz. Onların programlarını iştirak ediyoruz, bizim programlarımıza davet ediyoruz. Evet. Yılda bir kez Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine İstanbul'da uluslararası öğrenci buluşmaları gerçekleşiyor. Hı hı. Aksaray'dan da katılım sağlanıyor. Biz Aksaray'da yerel anlamda program yapıyoruz. Bu noktada belediyemizin desteğini tabii ki burada belirtmemiz gerekir. Tüm teknik ihtiyaçlarımızı belediyemiz sağ olsun karşılıyor. Bu anlamda Sayın Başkanımıza da teşekkür ediyoruz ve başkan yardımcılarımıza. Maksat ülkeler arasında inanılmaz bir kardeşlik bağı oluşturmak. Hı hı. Bir tek vücut olma hırsı içerisindeyiz. Neden? Bizler Müslümanlar olaraktan efendim tek vücudun azaları gibiyiz. Yani Somali kardeşim bir sıkıntısı varsa ve ben onun sıkıntısını kendi içimde hissetmiyorsam ben tam anlamıyla bir Müslüman olamıyorum. Hı hı. Bu bağlamda o kardeşimin sıkıntılarını gidermem lazım. Azerbaycanlı kardeşimin sıkıntısını gidermem lazım. Efendim Kenyalı kardeşimin, Nepalli kardeşimin sıkıntısını gidermem lazım. Bunu söylerken de şöyle bir algı oluşmasın. Aslında siz en başta söylediniz. İHA sadece Müslümanlara yardım eden bir kuruluş değil. Onu da şöyle söyleyelim. 3 gün önce ben Nepal'den geldim. Hı hı. Nepal'deki yapılan faaliyetleri bir ekibimizle beraber, ekip başı olarak gittik. Orada gösterdik. Nepal'de büyük bir deprem oldu. 10 bin insan hayatını kaybetti. Evet. Nepal'in nüfusunun %80'i Hindulardan oluşuyor. Hı hı. %15'e yakını Budistlerden oluşuyor. Dolayısıyla o 10 bin insanın hepsinin Müslüman olması imkansız. Değil mi? Biz bu boyutta devletimizin gönderdiği ilk uçakta 50 küsür kişilik acil yardım arama kurtarma ekibinde 25-26 İHA kurtarma birimimizi gönderdik, yardım ettik. Yani biz asla ve asla ayırt etmeyiz. Nasıl yerel ölçekte yetim çocuğumuzun babasının siyasi görüşünü sorgulama gibi bir ayıba yaklaşmıyorsak, gayrimüslim insanın da kesinlikle yardıma ihtiyacı olduğunda Allah'ın emridir bu. Ona da sonuna kadar elimizi uzatmamız gerekiyor. Sayın Önder Özkan, artık yavaş yavaş bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Çabuk gitti. Evet, veda etmeden önce son olarak neler söylemek istersiniz ya da neler eksik kalan, neleri tamamlamak istersiniz? Ben o zaman müsaadenizle çok hızlı geçeyim. Buyurun. Gençlik çalışmasına çok önem veriyoruz hı hı. Dilek Hanım. Neden? Genç nüfusu olan bir ülkeyiz. Gençlerimizin asımın nesli tabirini kullandığımız milli manevi duygularla donanmış ilim, bilim, teknoloji her şeyi en iyi şekilde öğrenip ülkemize katkı sağlayacak nesiller olarak büyümelerini istiyoruz. Evet. Bu bağlamda genç İHA birimini kurduk. Üniversite ve orta öğretimdeki gençlerimizle bir araya geliyoruz genç İHA çalışması kapsamında. Milli Eğitim Müdürlüğümüzde bir protokolümüz var. Yakın tarihe damgasını vurmuş büyüklerimizi gençlerimize bir, anlatıyoruz, onlara tanıtıyoruz. Bir olay, bir şahsiyet, bir kavram, bir şahsiyet başlıklı çalışmalarımız var. Evet. Kupanı Kapta Gel çalışmamız var. Kanaviçe atölyesi çalışmamız var kızlarımız için. Yerelde farkındalık amaçlı ziyaretlerimiz var. Huzurevi, efendim bakım merkezi vesaire. Çocuklarımız hallerine şükretsinler istiyoruz. Yetim çocuklarımıza
fen liseli gönüllü gençlerimizden ki bayağı var sağ olsunlar. Zekamı zekatını veriyorum sloganıyla yetimlerimize hafta sonunda matematik dersi veriyorlar birebir. Tekrarlar mısın? Zekamın zekatını veriyorum. Zekatını veriyorum. Çok güzel. Çocuklarımız bu noktada genç yaşta paylaşmayı, vermeyi bilsinler. Ki Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde yürüttüğümüz bu yetim projesinde özellikle okullarda çocuklarımız küçük yaşta infak kültürünü edinsinler istiyoruz. Yani harçlığından 1 lira vermek, İskender Pala'nın çok güzel bir destekleyici açıklaması var yetimlerle alakalı. Yetimin size ihtiyacı yok. Yetimin sahibi Allah'tır diyor. Lakin destek verirseniz o sevaptan siz de payı almış olursunuz. Evet. Bu noktada biz öğrenci kardeşlerimize küçük yaşta, genç yaşta vermeyi, sevgiyi, bilgiyi, harçlığından bir kısmını vermeyi aşılamaya çalışıyoruz. Bu ileriki safhalarda yaşlı teyzemize de el uzatmayı, dolmuşta kalkıp işte büyüklerimize yer vermeye kadar gidecek. Yoksa şu an nedir? Şikayetler nedir? Dolmuşa bir yaşlımız bindiği zaman genç kardeşimiz hemen uyku moduna giriyormuş. Böyle şikayetler geliyor. Biz işte bu durumların iyice ortadan kalkması için farklı farklı faaliyetler yapıyoruz. Efendim erkekler, kızlar için cami buluşmaları var. Sonrasında çay, kurabiye muhabbetleri var. Aynı zamanda il dışında da 336 yetimi destekliyoruz. İş adamlarımız, hayırseverimiz, tek memur, tek başına ben bir yetim desteklemek istiyorum diyor. Ayda 100 lira bana dokunmaz diyor. Dünyada 400 milyon yetimden bahsediyoruz Dilek Hanım. Bunların çoğu bizim ülkemizdekiler çok şükür. Herhangi bir şekilde uyuşturucu, fuhuştur, dilenci çeteleridir, insan tacileridir. Bunların tehdit altında değiller ama diğer ülkelerde, özellikle Afrika ülkelerinde çok rahat bir şekilde çocuklar kaçırabiliyorlar. Bizim vereceğimiz bir yüzde orada bir neredeyse bir memur maaşına tekabül ediyor. Bir aileyi kurtarmış oluyorsunuz. 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü tüm protokol bir araya geliyor. Evet. Belediyemizin sponsorluğunda iftar veriliyor. Diğer kurum amirlerimiz geliyorlar. Her biri ayrı ayrı yetimlerimizin masasına oturuyorlar. Güzel bir ayin oluşuyor. Okul ziyaretleri yapıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımız bu noktada özellikle yetim çalışmalarımıza destek oluyorlar sağ olsunlar. Kurumlar arası işbirliğimiz çok çok iyi. Her zaman için projelerimizi sunduğumuzda olumlu yanıt alıyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor sağ olsunlar. Kendimizi geliştirmek için her alanda acil yardım ki iki gün öncesinde genel merkezimizin profesyonel ekibi Hasan Dağı tırmanış için gelmişti. AFAD'la protokol imzaladık. Kendi yaramıza merhem olacak bir ekip kurmak istiyoruz. Yani Aksaray ölçeğinde boğulmalar, karla mücadelede trafik kazaları olabilir, deprem olabilir. Ankara'dan, İzmir'den, Konya'dan profesyonel ekip gelene kadar benim ekibim devletimin eğitimden geçsin. Ki bu arkadaşların hepsi gönüllü. Evet. Hepsi bir yerde çalışan insanlar. Anında ki saniyelerle yarışıyoruz. Mutlaka. Bu hususta müdahale edecek bir yeterliğe sahip olsunlar diye eğitimlerine başladık. Hep protokollerle yapıyoruz bunları. Protokol imzalıyoruz. Devletimiz bizi şeffaf bilsin istiyoruz. Güzel çalışmalar oluyor. Yani uzak bir köyden bize bir telefon geldiğinde, çok sıkıntılı durumu dendiğinde, eğer bizi aşan bir durumsa hemen bu alanla alakalı devlet birimimizi arıyoruz. Böyle bir durum varmış, ilgilenmemiz mümkün mü diye. Biz de işte gıdadır, ne bileyim, diğer hususlarda yardımlarımızı gönderiyoruz diyoruz. Güzel bir işbirliğimiz var. İnşallah daha da iyiye gider diye düşünüyoruz. Yurt dışı ile alakalı Arakan faaliyetimiz oldu. 555 bin kişiye yardım ulaştırmışız İHA olarak. Arakan'da da artık öyle bir duruma geldi ki Aksaray ölçeğinde. Biz daha kampanyayı duyurmadan hesabımıza Arakan yardımı diye açıklamasıyla bağışlar geliyor. Biz hemen bunu genel merkeze iletiyoruz. Kudüs'le alakalı malumunuz kriz oluşturacak, dünya genelinde bir gerginlik oluşturacak bir durum oldu. Biz bu hususta Aksaray Sivil Toplum Kuruluşları platformu olarak basın açıklaması yaptık. İşte Facebook kullanaraktan değişik alanlarda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Afrika'da su kuyusu çalışmamız var. İnsanlar günde 8 ila 10 saatlik bir yürüme mesafesinde suya ulaşıyorlar. Bir 4500 dolarla su kuyusu açtırabiliyoruz. 300 lirayla katarak ameliyat yaptırabiliyoruz. Ama şu an için en elzem olan, en sıkıntılı durum Suriye. Suriye'de insanlar vatanını kaybetmiş durumda. Biz bölgemiz tahıl bölgesi olduğu için un kampanyasına ağırlık veriyoruz. İki tır gönderdik, üçüncü tır dolmak üzere. Buradan halkımıza sesleniyoruz. Yani
iyilik yapmak isteyen insan bir şekilde bize ulaşır. Bizim Facebook adreslerimiz var zaten. Merkezde eski Milli Eğitim Müdürlüğü binası Aksaray Lisesi'nin yanında Yalçınlar Düğün Salonu'nun altında mekanımız var. Oraya gelebilirler. Kömür yardımı yaptık. Çizme kampanyası gerçekleştirdik. Parasını merkeze gönderdik. Oradan ulaştılar. Mont aldık, gönderdik. Battaniye kampanyası başlattık. O devam ediyor. Yine hakeza un devam ediyor. Biz verdikçe Allah da bizi belalardan kurtarıyor diye düşünüyoruz. 15 Temmuz bizim için çok ciddi bir dönüm noktasıdır. Evet. Milletçe kendimize gelmemiz lazım. Biz burada bu vatanı en iyi şekilde korumak, kollamakla mükellefiz. Tüm vatandaşları da aynı sorumlulukta olduğu gibi. Farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Ve şuna ısrarla vurgulamak istiyoruz. Ben buradan sizin vasıtanıza da tüm hanımefendilere ve beyefendilere, gençlere seslenmek istiyorum. Ülkemizin çok güçlü olmasını istiyorsak, herkesin kendi işinin haricinde mutlaka gönüllü bir kuruluşta, kendine yakın bulduğu bir gönüllü kuruluşta faaliyetlere katılması, geçtiğimiz şu sıkıntılı dönemlerde dikkate alacak olursak çok önemli diye düşünüyoruz. Şeffaflıktan yanayız dedik her zaman için. Mutlaka bir yere dahil olalım. Ev hanımları bir televizyon programının esiri olmasınlar. Mutlaka yapacakları bir şeyler vardır. Gelsinler bize işte mantı yapsınlar, örgü örsünler. Yapacak çok iş var. Bir teklifle gelsinler, biz onu projelendirelim. Yeter ki toplumun yararına olsun. Devletimizin toplum yararına çalışan, vakıf statüsünde olan bir kuruluşuz. Evet. Dolayısıyla zaten devletimiz bize güvenmezse o listeye almazdı bizi. Mutlaka. Bu noktada elimizden ne geliyorsa ölene kadar iyilik yolunda koşalım istiyoruz. Çünkü su testisi su yolunda kırılır. İyilik yolundayken canımızı verelim istiyoruz. İnşallah hepimiz İnşallah, için. İnşallah tabii ki. Yani sizler de bu noktada hayra vesile oluyorsunuz. Tekrar ederiz. Biz böyle bir davette bulunduğunuz için size, Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Çok ciddi bir yatırım yapılmış. İnşallah iyiliklerin güçlenmesi adına hayra vesile olacak programlar olur. İnşallah. Sizlere başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Gündem Özel programında İHA İnsani Yardım Vakfı Aksaray Şube Başkanı Sayın Önder Özkan Beyefendi'yi ağırladık ve kendisinden çok güzel, çok değerli bilgiler aldık. Ayrıca muazzam bir sohbetiyle bizi bilgilendirdi. Evet, Gündem Özel programında başka bir konu ve konukla tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.